Merhaba sevgili gençler. AYT deneme serimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Çözdüğüm bu deneme ile tekrar yapan arkadaşlarımıza destek, soru üzerinden konuyu öğrenecek arkadaşlarımıza ise kolaylıklar diliyorum. Deneme sırasında vereceğim ipuçlarını kaçırmamak için videomu mutlaka sonuna kadar izleyin. Deneme sonucunuzu yorumlardan yazarsanız rakiplerinizle kendinizi kıyaslamış olursunuz. Şimdi gelin denememizi yapmaya başlayalım. Sağlıklı bir bireyde kulaktaki yapılar ve görevleri ile ilgili seçenekte verilen bilgilerden hangisi doğru olamaz? Çekiç, örs, üzengi kemikleri gelen ses titreşimlerini güçlendirerek iletir. Östaki borusu bu doğrudur. Östaki borusu atmosfer basıncı ile orta kulaktaki hava basıncını dengeleyerek kulak zarının patlamasını engeller. Evet, doğrudur. Korti organı ses titreşimlerinin sıvıda oluşturduğu basıncın dalgalarının etkisiyle uyarılan mekanoreseptörleri bulunduran yerdir. Asıl işitme merkezidir. Doğru. Yuvarlak pencere perilenf sıvısında oluşan basınç dalgalarını yok eder. Gelen yeni titreşimleri duyabilmek için iç kulağı hazır hale getirir. Evet, bu da doğrudur. Yarım daire kanalları içerdiği otolit kıllı duyu hücrelerine uyguladığı basınç sayesinde bireyin yer çekimine ya da doğrusal harekete göre konum almasını sağlar diyor. Otolit taşları tulumcuk ve kesecik içerisinde bulunur. Bunlar da denge sinirleriyle bağlantılıdır. O nedenle burası yanlış olmuş oldu. Aşağıdaki tabloda insanın beslenme yoluyla aldığı bazı besinlerin kimyasal sindiriminin gerçekleştiği sindirim kanalı bölümleri artı, gerçekleşmediği bölümler ise eksi işareti ile gösterilmiştir. Buna göre K, L ve M besin moleküllerinin yapısı ve özellikleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru olamaz? K ve L moleküllerinin monomerleri arasında bulunan bağ çeşidi aynı olabilir diyor. Şimdi K'ya bakacak olursak ince bağırsakta sindirimi gerçekleşiyor. L'ye bakacak olursak da ağız ve ince bağırsakta gerçekleşiyor. O zaman biz şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? K için disakkarittir diyebiliriz. L için de polisakkarittir diyebiliriz. Değil mi? Genellikle burada dikkat edilmesi gereken nokta arkadaşlar, ince bağırsakta sindirim olduğu zaman, sadece ince bağırsakta sindirim olduğu zaman hemen K'ya yağ da diyebilirsiniz. Tamam mı? Bu disakkarit de olabilir, yağ da olabilir. Ekstra. Tamam mı? Peki o zaman bu K molekülü disakkarit ise L molekül olan polisakkaritle arasında bulunan, yani disakkaritler arasında bulunan bağın adı neydi? Glikozit bağıydı. Polisakkaritler arasında bulunan bağın adı da glikozit bağı. O zaman aynı mıdır? Aynıdır. Olabilir mi? Olabilir. Yani iki seçeneğimiz olduğu için zaten olabilir, alabiliriz. L ve M molekülleri aynı hücrede sentezlenmiş olabilir. L molekülü için ne dedik? Polisakkarittir dedik. Yani karbonhidrattır. M molekülü için midede ve ince bağırsakta sindirim gerçekleşiyorsa o zaman M molekülü için de protein dememiz lazım. Peki L ve M molekülleri aynı hücrede sentezlenmiş olabilir mi? Tabii ki de olabilir. M'nin kimyasal sindirimini başlatan enzim asidik pH'ta çalışır. Çünkü proteinler asidik ortamda çalışır. Doğrudur. K, L ve M moleküllerinin emilimi ince bağırsakta tamamlanabilir diyor. Şimdi biz K molekülüne eğer disakkarit diyecek olursak, disakkarit monosakkarite dönüşmemiş hali değil mi? O zaman L içinde polisakkarit demiştik. O da yine yani monomer değil, monosakkarit değil. O nedenle monosakkarit olmadan bir şeyin emilimi olur mu? Olmaz. O nedenle bu yanlış olmuş oldu arkadaşlar. L ve M moleküllerinin hidrolizinde görev yapan enzimlerden bazıları aynı organdan sentezlenmiş olabilir. Evet, pankreas tarafından sentezlenmiş olabilir. O nedenle bu da doğru olabilir. Cevabımız yanlış olanı sorduğu için D seçeneği olmuş oluyor. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir insanda kandaki glikoz dengesinin düzenlenmesi gösterilmiştir. Buna göre yorumlarından hangisi doğru olamaz? Kandaki kortizol miktarının artması artarsa amino asitlerin glikoza dönüşümüne neden olacağı için idrardaki azotlu atık miktarı artar. Şimdi kortizol arttığında amino asit glikoza dönüşür. Amino asidin içerisinde de boşaltım artığı olarak amino gruplu bir şey var. O da artmasına sebep olur mu? Olur. Glikagon ve adrenalin karaciğer hücrelerindeki depo glikojen miktarını azaltırken insülin karaciğer hücrelerindeki depo glikojen miktarının artmasına sebep olur ki bu da kandaki
glikoz seviyesinin dengelenmesini sağlamış olur. Bu da doğrudur. Kandaki insülin miktarının artması kas hücrelerinde glikojen yıkımının artmasına neden olur diyor. Hayır, kas hücrelerinde değil. Ne olacak? Karaciğer hücrelerinde olması gerekirdi. O yüzden burası yanlış oldu. Hemen buraya yazalım arkadaşlar. Kaslarda oluşan laktik asit kan yoluyla karaciğere taşınarak glikoza dönüştürülebilir. İlk önce piruvata dönüştükten sonra daha sonra glikoza dönüşür. Doğrudur. Kortizol ve yağ asitleri ve aynı zamanda gliserolün glikoza dönüşümünü sağlayarak karaciğerdeki depo glikojen miktarını artırır ki bu şekilde de kandaki glikoz seviyesi ayarlanmış olur. Bu da doğru. Doğrudur. O nedenle cevabımız C oluyor arkadaşlar. Sağlıklı bir insanda soluk alma sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi soluk almayı düşünecek olursanız arkadaşlar hemen şöyle düşünün. Şurası göğüs hacmi düşünün. Şurası da karın hacmi düşünmüş olun, tamam mı? Normalde burası dinlenme halindeyken soluk alma sırasında burası şu şekilde oluyor. Göğüs bu şekilde, karın da bu şekilde oluyor. O zaman kaburga kasları kasılarak göğüs boşluğunun öne doğru genişlemesi, yani göğsün hacminin artması sağlanmış olur. Doğrudur. Şurasının soluk alma olduğunu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Tamam. Diyafram kası kasılarak düzleşir. Evet, burada da düzleştiğini görüyorsunuz. Karın boşluğu daralır ve iç basıncı artar. Evet, buranın alanı, bakın şurada daha fazla bir alan varken burada daha azalır bu alan. Bu nedenle buranın alanı azaldığı için basıncı artmış olur. Doğrudur. Buna bağlı olarak da akciğer hacmi arttığı için, bakın göğüs hacmi arttığı için buranın da basıncı azalmış olur. Bu da doğrudur. Bu nedenle cevabımızın E olduğunu görmüş oluyoruz. Sağlıklı bir insanda büyük kan dolaşımı sırasında görev yapan A, B, C damarları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi kesinlikle doğru olamaz diyor. A ile ifade edilen kanın oksijen derişimi C'deki oksijen derişiminden fazladır. Çünkü A atar damar, C toplar damardır. Doğrudur. A ile ifade edilen damar beyne kan götüren, C ile ifade edilen damar ise kanı kalbin sağ kulakçığına getiren damardır diyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Burada büyük kan dolaşımından bahsediyoruz değil mi? Büyük kan dolaşımı organlara kan götüren damardır. Kalbe değil, o nedenle burası yanlış oldu. Cevabımız B oldu. C ile ifade edilen damardaki kanın üre derişimi A ile ifade edilen damardaki üre derişiminden fazladır. Çünkü kirli kan taşır. Doğrudur. Bu damardaki kanın basıncının çoktan aza doğru sıralanışı kanın basıncının diyor. Atar damarda en fazla basınç vardır. Sonra kılcal damarda, sonra da toplar damarda. Doğrudur. A damarının çeperi B ve C damarının çeperine göre daha kalındır. Neden? Çünkü burası atar damar olduğu için basınca dayanabilsin diye. Aşağıdaki grafiklerde un böceği ve testereli böcek popülasyonlarının aynı ve farklı ekolojik nişlerdeki gelişimleri gösterilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Un böceği ve testereli böcek arasında besin rekabeti olabilir. Neden? Çünkü bakın aynı yerde yaşadığı zaman, yani ağda birisinin, yani un böceğinin sayısı artarken testereli böcek azalıyor. O zaman rekabet olmuş olabilir. Bir doğrudur, bir olmayanları eledik. Hemen. Un böceği aynı ekolojik nişte bulunduğunda testereli böceğin ortamdan elenmesine neden olmuş olabilir. Evet, doğrudur. Farklı ekolojik nişlerde bulunan, hemen şu B'ye bakıyoruz. Popülasyon, un böceği popülasyonunun büyüme hızı tüm zaman dilimlerinde testereli böcek popülasyonunun büyüme hızından fazladır diyor. Her zaman bu şekilde mi? Bakın şu başlangıç aşamasında hiç de öyle değil. Hemen burayı tekrar düzeltecek olursam da, yani şöyle yuvarlak içine alayım, daha net görebilirsiniz. O nedenle tüm zaman diliminde dediği için dikkat etmemiz gerekiyor. Burası yanlış oldu. Cevabımızın 1 ve 2 olduğunu birlikte görmüş oluyoruz. Bir canlı türüne başka bir canlı türünden gelen gen aktarılması veya var olan genetik yapıya müdahale edilmesiyle yeni genetik özelliklerin kazandırılmasını sağlayan biyoteknolojik yöntemlere gen teknolojisi adı verilir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen ürünün elde edilmesinde gen teknolojisi yöntemi kullanılmamıştır? Beyaz pirince nergis bitkisinin beta karoten üretiminden sorumlu genin aktarılması ile beta karoten üretebilen altın pirincin üretilmesi. Bakın başka bir canlı türünden gen aktarımı var burada değil mi? O yüzden kullanılmıştır. İnsana ait vücut hücresinden izole edilen kromozomdan kesilen insülin sentez geninin
bakteri plazmitine eklenmesi, bu plazmitin bakteriye aktarılması sonucu bakteriden insülin hormonu elde edilmesi de yine bakteriye ait olmayan bir genle alakalı bir şey olduğu için bu da gen teknolojisi kullanılarak yapılan bir yöntemdir. Devam ediyorum. Bir sığır ırkında bulunan ve fazla kas üretimini sağlayan genin koyunlara aktarılması, bu da yine gen teknolojisi. Meyve verimi yüksek olan bir bitkinin gövdesinden alınan hücrelerin doku kültüründe çoğaltılması, meyve verimi yüksek bitkilerin üretilmesi. Şimdi burada aynı bitkiden çoğaltılma durumu var. Yani farklı bir canlıdan gen aktarımı durumu olmadığı için gen teknolojisi yöntemi yok. Burada doku kültürü yöntemi var. Ateş böceğinden alınan luciferaz sentez geninin tütün bitkisine aktarılması. Bakın burada da böcekteki bitkiye aktarıldığı için burada da var. O nedenle cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Bir DNA molekülünün X geninden sentezlenen mRNA molekülündeki toplam kodon sayısı biliniyor ise verilenlerinden hangileri hesaplanabilir? mRNA molekülünün ilk kodonunun başlangıç son kodonunun stop kodonu olduğu kabul edilecektir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada X genindeki toplam deoksiriboz sayısı. Yani biz buradaki kodon sayısını biliyorsak nükleotit sayısını bilir miyiz? Evet biliriz. Peki buna bağlı olarak da deoksiriboz sayısını bilir miyiz? Tabii ki de bilebiliriz arkadaşlar. O nedenle bir olmayanları hemen eleyelim. X genindeki zayıf hidrojen bağı sayısını. Şimdi biz buradaki nükleotitlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Toplam nükleotit sayısını biliyoruz ama adeninden kaç tane, guaninden kaç tane bilmiyoruz. O nedenle bunu da bilemeyiz. Çünkü adeninle timin arasında ikili, guaninle sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı vardır. Bunları bilemediğimiz için zayıf hidrojen bağını da bilemiyoruz. DNA molekülündeki toplam fosfat sayısını, bu sadece bir X genine ait olduğu için bunu da bilemeyiz. Hemen üçü de eleyelim. mRNA molekülünün translasyonu sırasında kullanılan tRNA molekülü sayısını bilebiliriz. Çünkü tRNA bir tane, her bir tRNA her bir amino asiti taşır. O nedenle bunu da bilebileceğimiz için cevabımız 1 ve 4 olmuş oluyor. Yukarıda verilen deneyde bir bitki yaprağı cam fanus içerisinde hava almayacak şekilde yerleştirilmiş. Bitki T0-T1 zaman aralığında verilen koşullarda bekletilmiştir. Bu zaman diliminde fanusun ucunun bağlı olduğu kireç suyunun herhangi bir bulanma olmadığı belirlenmiştir diyor. Buna göre uygulamalarından hangilerinin yapılması kireç suyunun kesinlikle bulanmasına neden olur? Şimdi kireç suyunun karbondioksit varlığında bulandığını bilmemiz gerekir arkadaşlar ki burada da ekstra bize bilgi olarak vermiş. Buna göre ışık kaynağının ortamdan kaldırılması. Şimdi ışık kaynağı olduğu için karbondioksit kullanıldığı için fotosentez yapmış bu bitki. O nedenle herhangi bir şekilde bulanma olmamış. Demek ki biz bu ortamdan ışığı kaldırırsak bu bitki artık fotosentez yapmaz ve kireç suyu kesinlikle bulanır. O nedenle biri almamız lazım. Saksıdaki musluk suyuna bir miktar soda eklersek karbondioksit ekleyeceğimiz için ışık var. Kırmızı ışık var ve aynı zamanda karbondioksit de olacağı için fotosentezi hızlandırırız. Bu olmaz. İki olanları eledik. Zaten cevabımız çıktı ama sıcaklığın 5 santigrat derece artırılması, 20'den 25'e çıkartırsak yine fotosentez hızını artırırız. Bu nedenle yine bulanma olmaz. Kırmızı ışık yerine aynı şiddette mor ışık verirsek de mor ışık da yine fotosentezin hızlı gerçekleştiği ışıklardan biridir. Bu nedenle bu da fotosentezi hızlandırır. Bu nedenle bizim istediğimiz şey karbondioksitin varlığı ve buna bağlı olarak da kireç suyunun bulanması olduğu için cevabımız yalnız 1 olmuş oluyor. Aşağıdaki şekilde papatya bitkisinin gövde enine kesitinde bulunan yapılar verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yapılar ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hemen ilk önce biz bir yazalım arkadaşlar. 1 ile gösterdiğimiz yer en dışarıda bulunan yapı olan epidermis. 2 ile gösterdiğimiz yer onun altında bulunan korteks tabakası. 3 ile gösterdiğimiz yer iletim demetlerinden hangisi? Ksilem. 4 ile gösterdiğimiz yer kambiyum. 5 ile gösterdiğimiz yer ise öz bölgesi. O zaman bunun çift çenekli bir bitki olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çift çenekli bitkinin gövdesinde öz bölgesi vardır arkadaşlar. O zaman buna bakarak hangisi yanlıştır diyor. 1 epidermis evet. 2 korteks evet. 3 iletim demetleri evet. Ksilem. 4 perisikl diyor. Hayır. Bunun yerine kambiyum yazması gerekirdi. O nedenle yanlış olan cevabımızın D olduğunu görmüş oluyoruz.
Solunum reaksiyonları sırasında organik besin moleküllerinden koparılan elektronları son elektron alıcısı olan nitrat molekülüne aktaran bir canlı için. Bunlardan hangisi doğru olamaz diyor. Şimdi bakalım. Bunlar nitrit ya da nitrat bakterileridir değil mi arkadaşlar? Nitrat bakterileridir. O zaman hemen bakalım. Prokaryot hücre yapısına sahiptir. Evet, bakteri olduğu için. Bunlar oksijensiz solunum yaparlar. Evet, doğrudur. Toprakta ve suda bulunan azotlu organik atıkların bitkinin alacağı nitrat formuna dönüştürülmesini sağlayan şeyler nitrat bakterileri değildir arkadaşlar. Bunlar toprak bakterileridir ya da bunun diğer adına rhizobium bakterileri de denilebilir. O nedenle burası yanlış oldu. Bunlar nitrat bakterileri oksidatif fosforilasyon ve substrat düzeyinde fosforilasyon yaparak ATP sentezi yaparlar. Çünkü bunlar kemosentez yapan canlılardır. Evet, doğrudur. O nedenle bize yanlış olanı sorduğu için cevabımızın B olduğunu birlikte görmüş oluyoruz. Bir bitkinin büyüme hızının maksimum olması için ihtiyaç duyduğu maddelerin miktarları ve bu bitkinin bulunduğu ortamdaki maddelerin miktarları aşağıda verilmiştir. Ortamdaki miktar sarı iken bitkinin maksimum büyümesi için gerekli olan miktar mavi ile gösterilmiş. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Bitki büyümesini sınırlandıran mineral fosfordur diyor. Neden? Hemen bakalım. Çünkü ortamdaki miktar ile bitkinin ihtiyaç duyduğu miktar arasındaki fark en fazla. Evet, doğrudur. Büyüme hızının maksimum olması için bitkinin toprağına yalnızca fosfor içerikli bir gübre eklenmesi yeterlidir diyor. Yalnızca demesi dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi. Biyolojide bütün, hepsi, sadece, yalnızca gibi seçenekler, böyle keskin yargılara, canlıların ortak özelliği dışındakilerde dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde yanlış olur bu. Burada da yanlış oluyor. Çünkü potasyum, kalsiyum, mangan ve nikele de ihtiyacı var. Bitki gelişim sırasında fosfor ihtiyacını hangi oranda karşılamış ise diğer minerallerden de o oranda faydalanması gerekir. Evet, fosfordan ne kadar varsa diğerlerinden de o kadar ihtiyaç almamız gerekir. Bu belirleyici özelliklerimizden birisidir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3 olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Çift çenekli bir bitki tohumunun çimlenmesi sırasında aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmeyebilir? Tohumun su alması ile metabolik olayların hızlanması. Bu olmazsa olmaz arkadaşlar. O nedenle bunu eliyoruz. Depo edilmiş olan besinlerin hidroliz edilmesi. Bu da kesinlikle olması gerekir. Embriyonun mitoz bölünme ile büyümesi. Bu da kesinlikle olacak bir şeydir tohumun çimlenmesi sırasında. Gelişen sürgün ile birlikte çeneklerin toprak üstüne çıkması. Bu olmayabilir arkadaşlar. Mesela bezelye de yukarı çıkıyor. Mesela bu çift çenekli bir bitkidir. Ancak fasulye var mesela. O da çift çenekli bir bitki. Ama onunla fasulyede çenekler toprak altında kalıyor. Bu nedenle gerçekleşmeyen seçeneği sorduğu için cevabımız D oluyor. Tohumun hormonların etkisiyle dormansiden çıkması da yine çimlenme sırasında olan olaylardan birisidir diyebiliriz. Ama çeneklerin toprak üstüne çıkması olacak olaylardan, kesinlikle olması gerekenlerden biri değildir.